24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belezoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi. 40 yaşındaki Türk futbolunun efsane ismi Emre Belezoğlu. Süper Lig'in son haftası olan 34. haftasında oynanan Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçıyla 24 yıllık profesyonel futbol kariyerine son noktayı koydu ve yeşil sahalara veda etti. Deneyimli futbolcu oyundan çıkarken kaptanlık bandında 16 yaşında olan Ömer Faruk'a teslim etti ki kendisi de profesyonel futbol hayatına yine aynı yaşta 16 yaşındayken adım atmıştı ve bu bandı da 16 yaşındaki Ömer Faruk'a teslim etti şembolik olarak. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor karşısında 3-1 kazandı. Bireysel kariyerinde en fazla Fenerbahçe forması giyen Emre Belezoğlu da sarı lacivert formayla yeşil sahalara veda etti. Emre Rize karşısında 39. dakikada penaltı golü kaydetti ve son maçında topu rakip kulübelere yolladı ve vedasını, jübilesini tabiri caizse golle yapmış oldu. Kaptanlık pazubandını Ömer Faruk'a verdi. Emre Belezoğlu Rize karşısında 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandında 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a emanet etti. 33 gol 20 asist. Sarı lacivertli takımın formasını 236 maçta giyen tecrübeli isim 33 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Avrupa'da da Türk futbolunun en başarılı isimlerinden olan Emre Belezoğlu. 24 yıllık futbolculuk kariyeri 40 yaşında nokta koyarken 1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle, United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir'de forma giydi. İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da forma giyen tecrübeleri için Atletico Madrid ile bir UEFA Süper Kupası'nı da kazandı. Emre'nin Galatasaray ile kazandığı UEFA ve UEFA Süper Kupası'nda bulunuyor. Dünya üçüncüsü oldu. Kariyerinde 716 kulüp maçına çıkan Emre Belezoğlu 74 gol atıp 85 asist yaptı. Emre A milli takım forması ile de 1998'den beri 101 karşılaşmada boy gösterip 9 gol attı. A milli takımın 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü ve Euro 2008'deki yarı final başarılarında kadroda yer aldı. Emre Belezoğlu'nun kazandığı kupalar 6 Süper Lig Türkiye'de, 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası. Futbolculuk kariyerine son sezonda Fenerbahçe'de yaşayan Ersun Yanal ayrıldığı sonrasında takımda resmi olmasa da sorumluluk alan Emre Belezoğlu gelecek sezon takımda sportif direktör olarak görev yapacak. 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belezoğlu kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi. Türk futbolunun bu en başarılı efsane isimlerinden olan Emre Belezoğlu'na bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Unutulmaz izler bıraktı Emre Belezoğlu. Özellikle Galatasaray'da oynarken Galatasaray'ın 4 sezon üst üste şampiyon olmasında çok büyük katkıları olan süper gücülerden birisiydi. O zaman Suat vardı Galatasaray'da. Okan vardı bu sene Başakşehir'e şampiyon yapan isim ve Emre vardı. Süper gücülerdi ve Galatasaray'ın orta kısmını tamamen ayakta tutan diri isimlerdi. Emre Belezoğlu hırçın kişiliği ile, agresif kişiliği ile bazılarında hoş olmayan izler bırakan bir isim olabilir. Ama kazanmak için son damlasına kadar terini akıtan ve bu uğurda sonuna kadar mücadele eden bir isim. Aslında Fenerbahçeliymiş ki bunu zaten kendisi de söylüyor. Ben diyor Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'de oynamayı ve orada bana veda etmeyi çok istiyorum diyordu ve dediği gibi oldu ve 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a kaptanlık pazubantını emanet etti. Kendisi de futbola başlarken aynı yaştaydı. Çok büyük başarılara imza attı. Hem İspanya'da, hem İngiltere'de, hem İtalya'da futbol oynadı. Hakan Şükürler'le beraber Inter'de futbol oynadı ve çok büyük başarılara imza attı. Galatasaray'da dediğim üzere 4 kere üst üste
Ligi'nde şampiyon oldu. Ardından UEFA Kupası'nı kazandılar. Ardından UEFA Süper Kupayı kazandı ki aynı başarıyı İspanya'da Atletico Madrid takımında da yakalamış oldu. Böylelikle spor hayatında, futbol hayatında çok büyük başarılara imza atan Türkiye'deki önemli futbolculardan birisi olarak ismini yazdırdı. Ve 40 yaşında futbola veda eden emektar futbolcu bu yaşta bu kadar büyük, ünlü bir takımda spor hayatına veda eden en önemli isim. Çünkü genellikle ünlü sporcular son yıllarında büyük takımlarda değil, daha ziyade diğer takımlarda oynardı. Mesela Başakşehir mesela bu sene şampiyon oldu ama şimdiye kadar işte orta seviye takımlardaydı ki Emre orada oynadı. Orada belki futbol hayatını bitirecekti. Ama Fenerbahçe tekrar vefa örneği göstererek Emre'yi Fenerbahçe'ye kazandırdı ve bu sene yine orada oynamaya devam etti ve gelecek sene sportif direktörlüğüne devam edeceğini de açıklamış oldular. Bu vefayı gösterdiğinden dolayı Fenerbahçe'ye de ayrıca teşekkür ediyoruz ki bu şekilde başarılı futbolculara, sporculara, isimlere sahip çıkmaktan fayda var. Her zaman hem kendi vefalar adına, hem Türk sporu adına, hem de gelecek nesillere örnek olma adına. Bir kere daha Emre Belezoğlu'na şimdiye kadar vermiş olduğu Türk sporuna, Türk futboluna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da büyük başarılarının devamını diliyorum. İnşallah futbolculuk kariyerindeki büyük başarıları teknik adamlık kariyerinde de sürdürebilir diye ümit ediyorum. Bu şekilde videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Her günümüz bir öncekinden daha iyi, daha güzel, daha bereketli, umutlu ve mutlu olsun. Allah'a iman olun.